Merhabalar, yeni transfer gündemine hoş geldiniz. Siyah Beyazlar'da teknik direktör İsmail'in listesindeki stoperlerden biri Fransa ikincilik takımlarından Ajekio'nun stoperi Omar Gonzalez. Tolson arkasından ikinci sırada yer alarak Fransa Lig 1'e çıkmaya hazırlanan Ajakio'nun 36 maçın 20'sinde kalesini gole kapadı. Sadece 37 gol atıp mükemmel defansı sayesinde Fransa Lig 1'e yükselen Ajakio'nun defansının sigortası ise Kamerunlu Gonzalez. 24 yaşındaki genç stoper 32 maç dairce 3 de gol attı. 1.86 boyundaki Gonzalez'in ilk 11'de forma giydiği Ajokyo bu sezon tüm dünya liglerinde en fazla maçta kalesini gole kapatan takım oldu. Kamerunlu stoper profesyonel futbol kariyeri boyunca 144 resmi maçta görev yaptı. Omar Gonzalez bu periyotta 9 gol atarken 3 de asist yaptı. 24 yaşındaki savunma oyuncusu forma giydiği 5 kulüp arasında en çok Chambly'de 42 maçta forma giydi. Diğer yandan Beşiktaş'ın yeni sezon için gündemini aldığı Mustafa Eskellaç'ın siyah-beyaz formaya yakın olduğu iddia ediliyor. 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mustafa bu sezon küme düşen Yeni Malatya Spor ile Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı 31 maçta 3 gol ve 3 asist yapmıştı. Tecrübeli futbolcu için Beşiktaş devre arasında 5 milyon TL'lik teklifte bulunmuştu. Yeni sezonda siyah-beyaz formayı giymek isteyen Mustafa için Kartal aynı teklifi yenileyip bu kez transferi bitirmek istiyor. Geçelim Fenerbahçe'ye. Rus futbolcu Artem Dizuba sezon sonunda mukavelesinin sona ermesinin ardından takımı Zenit'ten ayrılıyor. Fenerbahçe oyuncuyu transfer etmek istiyor. Sezon sonunda Zenit'ten ayrılması beklenen Dizuba'nın Avrupa'da başka bir ligde forma giymek isterken Fenerbahçe oyuncunun transferi konusunda istekli. Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen ve Santrafor mevkisine önemli bir transfer yapmanın hesabını yapan Fenerbahçe yönetimi Dizubo'nun transferini istiyor. 2015 yılından beri Zenit'te forma giyen Dizuba bu sezon forma giydiği 36 maçta 13 gol ve 10 asistlik performansla oynadı. Öte yandan Portekiz'in yüksek tirajlı gazetesi Yıldız Golcü Sefero için Sarı Lacivertlerin radarında olduğunu yazdı. Haberde Fenerbahçe'nin yıldız golcü için istekli olduğunu ancak başka kulüplerinde tecrübeli oyuncu için istekli olduğu belirtildi. 2017 yılından bu yana Benfica'da forma giyen Seferovic'in mukavelesi 2024 yılında bitiyor. 30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro. Benfica Seferovic'i 2017 yılında Alman ekibi Eintracht Frankfurt'tan bedelsiz olarak transfer etmişti. Bu sezon fazla forma şansı bulamayan tecrübeli oyuncu 14 mücadelede 5 kez gol attı. Öte yandan Fenerbahçe'ye Galatasaray ve Trabzon'un peşinde olduğu Bünyamin Balcı'nın peşine düştü. Yönetim Antalya Spor'un başarılı sahabeki Bünyamin Balcı'nın menajeriyle görüştü. Akşamdaki habere göre bu görüşme akıllara Bünyamin Balcı'nın Fenerbahçe'ye transferini getirdi. 21 yaşındaki Bünyamin bu sezon Antalya Spor formasıyla Süper Lig'de 31 maçta forma giydi. Genç futbolcu bu maçlarda 2 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti. Sırada Galatasaray gündemi. Sabahtaki habere göre Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Muhammed Elneni ve Çeka'yı bitirmek istiyor. Bon servis ödeme etkisi olmayan Elmas, sezon sonunda serbest kalacak isimlerle ön protokol imzalamaya hazırlanıyor. Arsenal ve Lille mukaveleleri sezon sonunda bitecek olan iki orta saha Taylan ve Berkan ikilisinden memnun olmayan Aslan'ın yeni ilacı olabilir. Elnen'in yönlü bölüoya Çeka'yı 8 numara pozisyonuna düşünen Elmas, bu transferlere yeni yönetimin itiraz etmeyeceğini düşünüyor. Bu arada 29 yaşındaki Elnen'i sezon başında da gündeme gelmişti. 27 yaşındaki Portekizli Çeka ise Rusya'daki savaş nedeniyle CSK ile yaptığı anlaşmayı bozdu. Serbest kalıp Bon bonservislerini eline alacak olan iki yıldız için... 2,5 milyon euroluk yıllık ücretler ödenmesi söz konusu. 27 yaşındaki Çeka geçtiğimiz sezon Burakılmaz ile birlikte şampiyonluk coşkusu yaşarken Lille kariyerinde 144 maçta 9 gol ve 7 asist yapmıştı. Evet arkadaşlar, yeni transfer gündemini sizlere aktardık. Bir sonraki gündemde görüşmek dileğiyle. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.